Hud suresi 6, şeytanın Allah'ın sanırım. Yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki rızkı Allah'a ait olmaz. Ya şu kedilere bakıyorum. Hepsi tok ya. Yani ne bulurlar şehrin içinde, ne yerler? Köpekler hepsi tok. Karıncaların hepsi tok. Zımba gibi karıncalara bakıyorum. O bir renkli böcekler var, şu benekli. Artist gibi hepsi be, bayağı. Birbirine aynı. Roma ordusu gibi böyle bunlar eskiden. Değil mi? Gıcır gıcırlar ya, pırıl pırıl. Arılar böyle zımba gibi oluyorlar ya, artık yani obez gibiler böyle. O eşek arıları falan, şu bu falan. Cenab-ı Allah hepsinin rızkını veriyor. Bakteriden tut, filden çık, insana kadar hepsinin rızkı var. Maşallah. Ya kaderde diyor Allah. Onun karar yerleşik yerini ve geçici bulunduğu yeri de bilir. Yani kaderinde nerede, ne yapacak, ne yiyecek, ne kadar yiyecek, nerede duruyor, nerede hareketleniyor, nerede hareketinde yeniden durma olacak, hepsini bilir diyor Allah. Hepsi olmuş bitmiş. Bunların tümü apaçık bir kitapta yazılıdır. Ya bu Cenab-ı Allah'ın müthiş bir gücü işte bu. Yani an içerisinde sonsuzluğun yaratılması nefes kesici bir şey. Ya sonsuz bak, katrilyon sene değil. Katrilyon çarpı katrilyon sene değil. Katrilyonlarca sene, katrilyon çarpı katrilyon desen, bak katrilyonlarca sene, katrilyon çarpı katrilyon desen, daha başlamamış oluyorsun. Sonsuzluğun yanında. Yani o kadar sene gitmiş olsam, bir vakit geçse, ne kadar vakit geçti, daha başlamamış ve başlangıcında oluyorsun. Sonsuzluk öyle bir güzellik. Bunun tümü diyor Cenab-ı Allah bir kitapta yazılıdır. Kaderde belli. Şimdi mesela demin ayrı zaman konunu anlatıyorlar. Orada bu IŞİD'in çıkışı, siyah bayraklar anlatılıyor. 1400 sene önce hangi arabalara binecekler, ne yapacaklar, nerede ne katliam yapacaklar, Mehdi ile nerede karşılaşacaklar, nerede bu huylarından vazgeçecekler, nerede barışçıl hale gelecekler, nerede artık kan akması duracak, hepsi belli. En ince detayına kadar. Allah'ın büyüklüğünü insana bileceği kadar kavruyor. Mesela uzaya bakıyor. Yani uzayın büyüklüğünü kafasına canlandırmaya çalışıyor. İşte bizim galaksimiz kadar falan bir büyüklük aklına geliyor. Bir de çok yanlış olarak bazen hacim olarak büyük olduğunu zannediyor Allah'ın. Allah büyüktür ince. Allah manen büyüktür. Allah mekansız. Allah çok büyük deyince öyle bir hata oluyor. Çocuklarda falan özellikle çok hata oluyor. Hacim olarak yani böyle evrenin büyüklüğü olarak büyük anlamda alınıyor. Manen büyüktür Allah. Yoksa Allah'ın yani hacim olarak büyüklüğe ihtiyacı yok. Çünkü kendisi mekan ve zamanın dışında. Mekan ve zaman bize göre var. En büyük diyoruz. Mesela çok 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 büyük diyoruz. Şimdi mesela bütün bu evren tamamı olağanüstü büyük biliyoruz. Başka bir varlığın yanında onun avucunda bir pirinç tanesi olur o. Bütün evren. Başka bir varlığın yanında. Avucunun içerisinde pirinç tanesi olur. Tamamı. Onun için öyle yani çok büyük, çok küçük denecek gibi bir durum yok. Zaman ve mekan Allah katında yok. Bize göre var.